hazinesi. Günaydın Heidi. İyi uyudun mu? Kiminle konuşuyordun? Cikcik geri döndü. Cikcik mi? Bak işte gerçek bir sürpriz. Evine hoş geldin. Peki bu ilkbaharda geldi mi demek? Hı-hı. Harika. O zaman Peter'le ben de yeniden... Peter'in gizli yerine, evet. Bana oradan bahsedemiyordun. Şimdi gidebilir miyim büyük baba? Peter'i öğleden sonra görürsün. Süs sağıp bahçe düzenlememe yardım edeceksin. Hadi ama baharda günler daha uzundur. Eğlenecek çok zamanımız var. Acele et Peter, fırın akşama kadar sıcak kalmayacak. Geliyorum anne. Kimsecikler yok. Fazlasıyla bariz değil mi? Evine gerçekten yakınız. Dün onu merdivenlerde görmüştüm. Küçük tahta bir kutuya bakıyordu. Mutlaka o olmalı. Nihayet hazinesini ele geçireceğiz. İçinde neler saklıyordur acaba? Umarım biraz yiyecek de atmıştır. Onu kim alıyor? Ben burada kalıp gözcülük ederim. Ama neden ki? Çünkü... Ben gözcülük edeyim, siz ikiniz gidin. Kesinlikle olmaz. Bunu göreceğiz canım. Evet. Yeter, düşünemiyorum. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Teresa, sen burada kalıp gözcülük yap. Benim, sen evin arkasını dolaş ve Teresa ıslık çalınca bana haber ver. Bu arada ben de hazineyi alayım. Sen bir dahisin Carl. Ama... Aması falan yok. Keçi çobanı dönmeden önce harekete geçmeliyiz. Hadi gidelim. Geciktin. Çantamı evde unutmuşum. Gidip alabilirsen sevinirim Peter. Tabii anne. Seninle halk fırınında buluşuyoruz.
sakin ol Saksan. İşte. Çok ucuz atlattık. Evet, doğru, çok ucuz atlattık. Sen ne yapıyordun William? Gözcülük etmen gerekmiyor muydu? Ben sadece kuş üzümü var mı diye bakıyordum. Kuş üzümü mü? Onlar sadece yaz aylarında çıkar seni şaşkın. Ben bunu biliyorum ama... Dün buluşmaya geç geldin. Önceki gün korktuğunu söyledin. Bugün de neredeyse bizi yakalatıyordun. Özür dilerim ama ben çok acıkmıştım. Sen çekilmez birisin. Ama bu benim hatam değildi. Terasa haklı William. Çaba göstermeyeceksen seni yanımıza almamızın anlamı yok. Bence bizimle kalmasına gerek yok Kaan. Ne? Hayır. Evet. Kendini daha fazla küçük düşünme William. Evine git. Hemen. Biz de güvenli bir yere gidelim. İçindekilere orada bakarız. Merhaba Cikcik. O halde bahar resmen geldi. O zaman ağaç evini de açmaya ne dersin? Bunu söylemeni umuyordum. Ben hazırım. Harika. Ama yola çıkmadan önce gidip bir şeyler almalıyım. Hayır. Nerede o? Buralarda olmalıydı. Peter, neyin var senin? Hazinem kaybolmuş. Bundan emin misin? Her yere baktın mı yani? Evet, Carl yapmış olmalı ve bunun bedelini ödeyecek. Carl mı? Saksan beni uyarmaya çalışmıştı. Eminim bunu o ve çetesi yaptı. Ama bunu neden yapsınlar ki? Bu kötülüktür. Baştan beri hazinemle ağaç evimin peşinde olduklarını zaten biliyoruz. Gidip onları bulacağım ve hazinemi geri alacağım. Sakin ol biraz, onlarla bir konuşalım. Emin olmamız gerek. Ben zaten eminim Heidi. Benimle misin onu söyle. Saklamaya çalıştığı bu muymuş yani? Nedenini anlamadım. Sence bu neyi açıyordur? Bilmiyorum ki. Belki de gerçek hazinesidir. Carl, hemen dışarı çık. Carl! 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 Nerede saklanıyorsun? Dağ keçileri aşkına çabuk aşağı in. Dersliğe girmiş olmalı. Burada olduğunu biliyorum. Peter, senin burada ne işin var? Hazinemi ne yaptınız? Neyi? Hazineni mi? Anlamamış gibi yapmayın. Onu siz almadınız mı yani? Neden bahsettiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Peter, buna dair bir delilin var mı? Delil mi? Carl ya da benim yanlış bir şey yaptığımıza dair bir delilin var mı dedim. Sadece sizin yaptığınızı biliyorum. Peki, o halde ispat et. İspatlayamazsan kimseye hiçbir şey yapmakla suçlamamalısın. Bunu unutma. Sen bu durumu daha iyi bilirsin, öyle değil mi Teresa? Beni barbolun ekmeğini almakla suçlamıştın ya, hatırladın mı? Bu çok doğru Heidi. Ekmeği alan da oydu. Ve bir kez alan daima alacaktır. Peter, hayır! Onun hazinesini siz aldıysanız hemen geri verseniz iyi olur. Peter, bekle! Onlar yaptı, biliyorum.
Şimdi babamın saatini bir daha göremeyeceğim. Böyle söyleme lütfen. Babanın saatini de hazineni de geri alacağız Peter. Peki bunu nasıl başarmayı planlıyorsun ha? Tutamayacağın sözler verme Heidi. Tamam mı? Peter. Beni rahat bırak lütfen. Lütfen. Peter öylesine üzüldü ki. Keşke onun için bir şeyler yapabilsem büyük baba. Ama hiçbir şey yapamam. Delilim olmadan kimseyi suçlayamam. Değil mi büyük baba? Peter'in üzüldüğünü tahmin ediyorum. Ama sen doğru olanı yapmışsın Ayla. Peki şimdi ne yapabilirim büyük baba? İtiraf etmeyeceklerdir değil mi? O halde aldıkları şeylerden birini kullanmalarını beklemen gerek. Böylece ispat edersin. Örneğin Peter'in babasının saati. Carl onu takmaya başlarsa onun aldığını bileceksin. Carl o saati takacak kadar şaşkın olamaz. Başka şeyler de var. Evet, başka şeyler olabilir. Teşekkür ederim büyük baba. Gidip Peter'i görmem gerekiyor. Peter! Peter! Sana beni rahat bırakmanı söyledim Heidi. Ama Carl'la Teresa'nın hazineni aldığını nasıl ispatlayacağımızı buldum. Ha? Ne? Yani... Yani beni çok iyi dinle. Hazinenin içinde onların kullanabileceği neler vardı? Param vardı. Ve saatim. Bir de anahtar. Bir anahtar mı? Peki neyi açıyor o anahtar? Bilmiyorum ki. Çayırda buldum ve güzel olduğunu düşündüm. Hepsi bu. Ben de sana belki o anahtar çok ilginç bir şeyi açabilir diyorum. Teresa, hazinesini açmak için anahtara ihtiyacın varsa sandığımız gibi ormanda değil demektir. Dükkan açıldı mı acaba? Yine ne istiyorsun? Bizi başka bir şeyle suçlamaya mı geldin? Hayır, sadece büyük babam için biraz erzak alacağım. İçeri gel o zaman. Annemle babam burada değil. Yani sorumluluk benim. Evet, ne almak istiyorsun? Sadece bir torba kuru fasulye Teresa. Teşekkür ederim. Onu büyük babamın hesabına yaz lütfen. Tamam. Söyle bakalım küçük kız. Gece çobanı şu hazinesini bulabildi mi? Hayır. Ve çok yazık oldu çünkü ikimiz gizli geçidi keşfe çıkacaktık. Gizli geçidi mi dedin? Evet. Ama siz zaten biliyorsunuzdur, hep burada yaşadınız. Evet. Ama bilirsin, bu civarda o kadar çok gizli geçit var ki hangisinden bahsettiğini anlayamadık. Peter bana hiç söylemedi. O bana tek gizli geçidin tek anahtarının onda olduğunu söyledi. Sahnede yani. Oydu demek. Evet, sahnenin altında olan. Orası ilginç bir yer değildi zaten. Hadi al bakalım. Teşekkür ederim Teresa. Size iyi günler dilerim. Sen de duydun mu? Elimizdeki anahtar gizli bir geçidi açıyor. Daha önce duymamamız ilginç, öyle değil mi? Sadece bir bakmamız yeterli. Ama ben dükkandan ayrılamam ki. Annemle babam buna çok kızar. Sadece bir dakika sürecek. Yalnızca anahtar gizli geçidi açıyor mu ona bakacağız. Keşfe daha sonra çıkabiliriz. Hadi gidelim. Ama hazinen bizde değil. Bu doğru değil.
bahsettiğim anahtar yanınızda olmalı. Peter'in hazinesinde olan anahtar. Ondan sonra geri alamazsın keçi çobanı. Senin hazinen artık benim. Teresa'nın annesiyle babası dükkana döndüğünde hala orada olacaksınız. Dükkanı boş bırakmanızdan ne kadar hoşlanacaklardır bilemem tabii. Ortalık hırsız kaynıyor değil mi? Annem de babam dönmeden çıkmamız gerekiyor. Beni asla affetmezler. Ama Teresa, keçi çobanının kazanmasına izin veremeyiz. Özür dilerim Carl. Hazinen dükkanın içinde, tezgahın arkasında. Onu da geri verebiliriz. Elbette vereceksiniz. Ama biraz bekleyin. Önce gidip şu hazinemi bir alalım da. Babamın saati de hala çalışıyor. Hadi gidip onları serbest bırakalım. Bir süre daha kalsalar akılları başlarına gelir aslında. Peter, bunu yapamazsın. Bu hiç adil olmaz. Teresa'nın başı çok ciddi derde girebilir. İyi tamam. Sen kazandın. Gidip serbest bırakalım o zaman. Tünaydın efendim. Size de tünaydın. Kerolar şu an burada değil ama birkaç dakikaya sizinle ilgilenecek biri gelir. Tam da acelem varken. Elmalı turtamı bitirmek zorundayım ve sadece birkaç elmaya ihtiyacım var. Kızları Teresa'yı çarşıda bulabilirsiniz. O size yardım edebilir. Size iyi günler. Size de çocuklar. Peter, bu büyük kötülüktü. Neden? Kadın gidip onları serbest bırakacak nasılsa. Bekle. Vay vay vay. Nihayet geri bildin keçi çobanı. Üzgünüm efendim. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Burası çocuk bahçesi değil ki. Ve dükkandan elma almam gerekiyor küçük hanım. Hadi gidelim. Elbette efendim. Bana sorarsan işe bahar temizliğiyle başlamalıyız. Evet, ama önce yapmam gereken önemli bir şey var. Hazırız işte. Tabii. Bahar temizliğine de. Bence onu yarına bırakalım. Bugün artık geç oldu. Yarın yine geliriz. Keçileri otlattıktan sonra. Bu çok eğlenceli olacak. Peki bundan emin misin William? Keçi çobanının ağaç evinin yerini biliyorum dedim. Bunu sırf yeniden arkadaşımız olabilmek için söylüyorsun. Yemin ederim bu doğru. Carl. Peki tamam William. Yarın bizi oraya götüreceksin. Hı hı. Ve bu doğruysa seni tekrar grubumuza alacağız. Evet. Yarın sabah bizi Peter'in ağaç evine götüreceksin. Ve sonra orayı ele geçireceğiz.